Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde eğik düzlem ve çıkrı birlikte işleyeceğiz. Öyle olur mu? Allah Allah. Burada benim için önemli olan şey yani kuvvet kolu, yani yük koludur. Allah Allah. Benim için çok önemli. O kadar çok yoldan kaybederim ama kuvvetten kazanırım. Ama eğik düzlemin yüksekliği arttıkça benim yaptığım iş artacak, uyguladığım kuvvetin de değeri artacaktır. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde eğik düzlem ve çıkrı birlikte işleyeceğiz. Ardından sizler ders videosunun altındaki PDF'lerdeki soruları çözerek konuyu güzelce pekiştirin. Eğik düzlem dediğimiz şey aslında cisimleri belli bir yüksekliğe daha az kuvvet uygulayarak çıkarmamızı sağlayan bir basit makinedir. Aslında biz eğik düzlemi çok sık kullanmaktayız. Nasıl kullanıyoruz örneğin? Merdivenler birer eğik düzlem. Bir yerden bir yere çıkarken biz genellikle merdivenleri tercih ediyoruz. Merdiven bize kuvvetten kazanç sağlayan bir araç olmuş oluyor. Tabii ki yolu bir miktarda uzatmış oluyoruz eğik düzlemde. Kuvvetten kazanç yoldan kayıp sağlıyor aslında eğik düzlem. Biraz teorik olarak düşünürsek eğer ben bir cismi 5 metre yükseğe çıkarırken doğrudan elimle kaldırarak çıkartabilirim. Ama o zaman cisme uygulayacağım kuvvet cismin ağırlığı kadar olmalıdır. Ağır bir cismi kaldırdığımı düşünürsek pek de avantaj sağlayan bir durum değil. Ancak görselde gördüğünüz gibi kendime bir rampa hazırlarsam ve yükü bu rampanın üstüne koyarak, sürüyerek çıkartırsam ona onun ağırlığından daha az bir kuvvet uygulamam yeterli olacaktır. Ancak çıkmam gereken yol bu kadarken benim tercih ettiğim yol biraz daha uzun bir yol olacaktır. Eğik düzlemin boyu L ile gösterilir. Eğik düzlemin yüksekliği H ile gösterilir. Dik üçgenlerde her zaman L, H'den daha büyük olacağı için eğik düzlemde yoldan kayıp ama kuvvetten kazanç vardır. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Kuvvetten kazanç demek uyguladığım kuvvet yükten daha küçük bir değerdedir demektir. Burada benim için önemli olan şey eğik düzlemin uzunluğu yani kuvvet kolu ve eğik düzlemin yüksekliği yani yük koludur. Kuvvet kolu ile yük kolu arasındaki orantı benim için çok önemli. Kuvvet kazancını hesaplayabilmem için ne kadar uzun bir eğik düzlem boyu alırsam o kadar çok yoldan kaybederim ama kuvvetten kazanırım. Ama eğik düzlemin yüksekliği arttıkça benim yaptığım iş artacak, uyguladığım kuvvetin de değeri artacaktır. O halde eğik düzlemin boyuna biz kuvvet kolu dedik. Eğik düzlemin yüksekliğine de yük kolu dedik. Şimdi birlikte soruları çözmeye başlayalım düzlemde yoldan kayıp arttıkça kuvvetten kazanç artar. Aşağıdaki görsellerde 4 farklı eğik düzlemde aynı m yükü aş yüksekliğine çıkartılmak isteniyor. Buna göre kuvvetlerin küçükten büyüğe sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi ben öncelikli olarak kuvvet kolu ve yük kolunu buluyorum. Kuvvet kolu 4 metre, yük kolu 1 metre diyelim ki. O zaman ben burada kuvvetten 4 kat kazanç sağlıyorum. Yani F1 kuvveti M yükünün dörtte biri kadardır. İkinci düzeneye geçiyorum. Aşağı 1 metre demiştim ben hepsinde. Burayı yazıyorum. Ben yükü 1 metre kaldırabilmek için 12 metre boyunca çekiyorum. O zaman yoldan 12 kat kayıp kuvvetten 12 kat kazanç sağlıyorum. Yani F2 çektiğim yükün 12'de 1'i kadardır. Üçüncü düzeneye geçiyorum. Cismi 1 metre yükseltebilmek için 8 metre boyunca cismi çekiyorum ben. O zaman yoldan 8 kat kayıp kuvvetten 8 kat kazanç sağlıyorum. Yani F3 kuvveti dengelediğim yükün 8'de 1'i kadardır. Dördüncü düzenekte ise yükü 1 metre yukarı kaldırmak için 16 metre boyunca çekmek zorundayım. O zaman yoldan 16 kat kaybediyorum ama karşılığında kuvvetten 16 kat kazanıyorum. O halde M4 kuvveti de yükümün 16'da biri olacaktır. Şimdi iş matematiğe kaldı. Payda büyüdükçe kesir küçüldüğü için en küçük kuvvetim F4. Ardından F2 yazıyorum. F3 ve en büyüğü F1 kuvvetidir diyorum. Doğru seçeneğim Bursa oluyor. Yeni bir soruya geçiyorum. Bir oyuncak firması hazırladığı kaydıra merdiven ilave ederken yukarıdaki seçenekleri değerlendirmektedir. Firma kaydıra kaç numaradaki gibi tasarlarsa kaydırak çıkılırken kuvvet kazancı en fazla olur. Ben de diyorum ki kuvvet kazancının en fazla olabilmesi için yoldan kaybım en çok olmalı. O halde haydi bakalım. Cismi 1 metre yükseltmek için ben 2 metre sürüklüyorum. O zaman yoldan 2 kat kayıp kuvvetten 2 kat kazanç. Burada kuvvet kolu 4, yük kolu 1. Yani yoldan 4 kat kayıp kuvvetten 4 kat kazanç. Kuvvet kolu 6, yük kolu 2. Yani yoldan 3 kat kayıp kuvvetten 3 kat kazanç demek. Kuvvet kolu 4, yük kolu 2, kazanç yoldan iki kat kayıp kuvvetten iki kat kazançtır. O zaman kuvvetten kazancımın en büyük olduğu iki numaralı düzenektir. Yeni bir soruya geçelim. Bir öğrenci dört tane düzenek hazırlıyor. Öğrencinin hazırladığı düzenekle ilgili yorumlardan hangisi doğrudur? Ben hemen eğik düzlemde ne kadar kuvvetten kazanç sağladığıma bakıyorum. Cismi 8 metre yükseltebilmek için onu 16 metre boyunca sürüklüyorum. O zaman yoldan 2 kat kaybediyorum. Kuvvetten 2 kat kazanıyorum. İkinci düzenekte ise cismi 4 metre yükseltebilmek için 24 metre sürüklüyorum. O halde yoldan 6 kat kayıp kuvvetten 6 kat kazanç sağlıyorum. Üçüncü düzeneğime baktığımda 8 metre kaldırmak için 12 metre çekiyorum. Yani 12 bölü 8 kat kuvvetten kazanıyorum. Burada da kuvvetten 3 kat kazanç sağlıyorum. Şimdi artık önermelere bakabilirim. En fazla kuvveti 3. düzenekteki P yükünü dengelemek için uygular. En fazla kuvvet uyguluyorsam demek ki kazancım en az olmalı. Kuvvet kazancımın en az olduğu evet 3. düzenektir. En fazla kuvvet kazancını 2. düzenekte sağlamıştım. Evet doğru 6 kat kuvvetten kazanç sağlıyorum. 4. düzenekteki kuvvet kazancı 3 diye yazdım buraya. 1. düzenekteki kuvvet kazancından yani 2'den azdır yalan söylüyor. Bütün düzeneklerde yoldan kayıp vardır. Evet eğik düzlemlerden. Yoldan kayıp kuvvetten kazanç sağlanır. O zaman doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Peki, şimdi eğik düzlemi tekrar ettiğimize göre şimdi sırada çıkrık var. Çıkrığı tekrar edelim. Arkadaşlar, eskiden köylerde muslukları açtığınızda musluktan su akmazdı. Zaten musluk da yoktu. Evin çocuklarından en yakındaki su kuyusuna gidip su getirmeleri istenirdi. Su kuyularında kol çevrilerek kovanın silindire sarılması ve yukarıya yükselmesi sağlanırdı. Ama biz artık su kuyularını görmüyoruz hocam. Artık çıkrık hayatımızda yok mu? Hayır, var. Araba kullanırken direksiyonlar bir çıkrıktır arkadaşlar. Kocaman bir otobüsü bir şoförün kontrol ettiğini düşünün. Aslında ne kadar zor bir şey ama direksiyon başında düşündüğünüzde şoför basit bir kol hareketiyle koskoca otobüsü döndürebilmektedir. İşte çıkrık bu şekilde bize kuvvet kazancı sağlayabilir. Aynı zamanda kahve değirmenleri, bisiklet pedalları, el matkabı, tornavida, araba direksiyonu, musluklar, vana, kalem tıraş, el mikseri, kıyma makinesi, otomatik olta makinesi de yine çıkrık mantığına örnek verilebilir. Peki şimdi biraz ayrıntıya girelim. Bakınız ilk baştaki şekil bizim kuyulardan su çekmemizi sağlayan sistem. Ben şu kısımdan kuvvet uyguluyorum ve bunu şu şekilde döndürdüğümde ben bu kadar yol alıyorum. Bunlar birbirlerine bağlı oldukları için ben kolu döndürdükçe bu silindir de yine aynı yönde dönüyor ve bu ip silindirin etrafına sarılıyor. Fark ettiyseniz eğer gene kuvvetin aldığı yol yükün aldığı yoldan daha fazla. Bu gösterimin basit halini yan tarafta vermişler. Ortak eksenli olan orta eksenlerinden birleştirilmiş iki tane silindirin bağlanmış hali bize çıktığı veriyor. Aslında büyük olan silindire kuvvet bağlı, içteki küçük olan silindire ise kova bağlı. Burada da kuvvet kolu büyük R, yük kolu küçük R olduğu için büyük re'nin uzunluğu küçük re'nin uzunluğundan fazla olduğu için ben diyorum ki yine yoldan kayıp kuvvetten kazanç sağlar. Ama sessiz olun. Yine de kuvvet koluyla yük kolunun büyüklüklerini kıyaslamayı unutmayın. Şimdi çıkrıkla ilgili soru çözümüne başlayalım. Çıkrık kuvvet kazancı sağlayarak işi kolaylaştırır. Doğru. Çıkrıkta kuvvetten kazanç, yoldan kayıp vardır. Doğru. Çıkrıkta yük azalırsa uygulanan kuvvet değişmez. Yanlış. Sonuç olarak çok yük Evet ona paralel olarak da çok kuvvet demektir. Kuvvetten kazanç sağlasak bile bir basit makinedeki kuvvet kolunu yük kolunu değiştirmeden kuvvet kazancını değiştiremiyorduk hatırlatayım. Çıkrıkta kuvvetin bağlı olduğu silindirin dönme sayısı yükün bağlı olduğu silindirin dönme sayısını eşittir. Evet çünkü içerideki ve dışarıdaki silindirler birbirlerine ortak eksenlerinden bağlı olduğu için Yönleri ve tur sayıları birbirlerine eşit olmak zorundadır. Yeni bir soruya geçelim. Çıkrık basit makinelerden biridir. Yapıldığı, kullanıldığı yere göre değişiklik gösterir. Çıkrığın günlük yaşamdaki kullanım alanları ile ilgili uygulamaları araştıran Burak, ulaştığı bilgilerden hangilerini çıkrığın kullanım alanlarına örnek gösterebilir? et kıyma makinelerinde bir kol yardımıyla eti parçalayan silindir döndürülür evet ben eti küçük parçalara ayırabilmek için uzun kolu döndürürüm ben uzun kolu döndürdüğümde içerideki küçük silindir dönerek Etleri kıyma haline getirir. Kuvvetten kazanç sağlar, yoldan kayıp sağlar. Bu bir çıkrıktır. Araba direksiyonlarında direksiyon çemberi döndürülerek hareket bir mil ile tekerlek sistemine aktarılır. Burada da bir çıkrık var. Ben direksiyonun çevresi kadar yol alırken aslında içeride küçük bir mildir döner. O yüzden yine ben yoldan kayıp sağlıyorum, kuvvetten kazan sağlıyorum. Bu bir çıkrık modelidir. Vinçlerde ağır yükler az bir kuvvet uygulanarak kaldırılır. Burada genellikle makaralar kullanılmaktadır. Kapı tokma biri büyük, diğeri küçük iki tekerlekten oluşur. İşte tam da çıkrık mantığıdır bu. O halde doğru cevabımız C seçeneğidir. Son bir soruyla konuyu iyice pekiştirelim. Bizden çıkrık kolu ve silindirleri seçmem istenmiş ancak belirli kurallar var. Deniyor ki birinci eşleştirme ile iki kat kuvvet kazancı elde et. O zaman bakıyorum kuvvet kolu ile yük kolu arasında iki kat fark olmalı ve kuvvet kolu yük kolundan iki kat fazla olmalı. Bakıyorum eğer silindir kolu ki burası yük kolu oluyor 2 ise 2 kat kuvvet kazancı elde edebilmem için kuvvet kolu 4 olmalı. Buralar kuvvet kolları bakıyorum 4 olan yok. B silindirine bakıyorum. Yük kolumuz 3. 2 kat kuvvet kazancı elde edebilmem için 6 santimlik bir çıkrık kolu bulmam gerek. O zaman B ile o zaman B ile 3'ü eşleştirebilirim. İkinci eşleştirme ile 6 kat kuvvet kazancı elde ediyorum. Yine A'ya bakıyorum. Yük kolu 2 ise 6 kat kuvvet kazancı elde edebilmem için kuvvet kolunun 12 cm olması lazım. O zaman A ile 2'ye eşleştirebilirim. Bakıyorum başka var mı? 6 kat kuvvet kazancı elde edebilmem için 3'ün 6 katı 18 cm hiçbirinde bulamıyorum. E, üçüncü eşleştirme ile 4 kat kuvvet kazancı elde etmem isteniyor. Yani 2 santim yük koluysa 4 katı 8 santim çıkrık kolu olabilir. O zaman A ile 1'i eşleştirebilirim. B de 3 santim yük koluysa 4 katı 12 santimlik kuvvet kolu olmalı. Yani B ile 2'yi de eşleştirebilirim. Sonuncusunda 3 kat kuvvet kazancı isteniyor. O zaman yük kolu 2 ise kuvvet kolu 6 olmalı. A ile 3'e eşleştiriyorum. Yük kolu 3 ise 3 katı 9 yani B ile 4'ü eşleştiriyorum. O halde doğru cevabımızı kontrol edelim. Doğru cevabımız C seçeneği oluyor. Evet sevgili arkadaşlar ilk düzlemde çıktık konusunu da tekrar ettik. PDF'leri çözmeyi unutmayın. Hoşçakalın. We'll be right <laughs> back.